Önce suç örgütü lideri Sedat Peker'e destek verdi. Türkiye hedef alan iddiaları için ne dediyse doğrudur dedi. Mübariz Mansinov, Gurbanoğlu bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldı. Bazı bakanların fetö yardım ettiği iftirasını attı. Bununla da yetinmedi. Hakim ve savcılar arasında FETÖ'cüler olduğunu söyledi. Şu anda böyle. Arayıp olimpiyatlara yardım edenleri ben biliyorum. Ya. Önce tüm dünyada kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Sedat Peker'e destek verdi. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarını FETÖ'ye yardımla suçladı. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'ye yardımdan tutuklandı. 5 yıl hapis cezası aldı. Suç örgütlerinin göbeğindeki isim Gurbanoğlu bir YouTube kanalından Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına ağır ithamlarda bulundu. Bazı bakanların Türkiye'de kanlı darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütüyle ilişki içinde olduklarını söyledi. Şu anda böyle arayıp olimpiyatlara yardım edenleri ben biliyorum ya. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret edip elini öpen Mansimov, bakanları böyle mestesiz delisiz iddialarla hedef aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgütle ilişkisini verdiği beyanlarla kanıtlayan Mansimov, hakim ve savcılara da iftira atmaktan geri durmadı. Türk yargısı tarafından FETÖ'ye yardım suçundan cezalandırılan Mansimov, adliyelerin FETÖ tarafından yönetildiği iftirasında bulundu. FETÖ'cüler koltuklarda oturuyor, savcılıklarda oturuyor, adalet seraylarında oturuyor. Terörle mücadele eden hakim ve savcıları hedef alan Mansimov, cezaevine atılmaktan korkmadığını söyledi. Ben korkmuyorum ya cezaevine koyacaklar mı? Bir de koysunlar. Mübariz Mansimov, Türkiye'nin sık sık hedef alındığı bir YouTube kanalında daha önce de suç örgütü lideri Sedat Peker'e destek vermişti. Türkiye devletini ve üst düzey yöneticilerini uluslararası arenada karalayan Sedat Peker'in yalanlarına arka çıkmıştı. Dikkat edersiniz de konuştukları hamsi tek tek doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan çıkmadı. Sedat Peker sonucunda çıkıp bir şeyler iddia ediyor. Bu iddialar doğru olduğunu biz biliriz. Mansimo, FETÖ ile ilişkisi nedeniyle cezaevindeyken Sedat Peker'in kendisine yardım eli uzattığını da itiraf etti. Ben cezaevinde olduğunda bana avukat göndermişti. Öyle mi? Evet, bana avukat göndermişti. Advokatı geldi, daha cezaevinde 10. 15. günüm idi. Advokatı geldi bana, dedi, e reis soruyor, yapabileceğimiz bir şey varsa yanındayız biz, onu seviyoruz. Allah razı olsun, ben hiç ihtiyaç ihtiyacım yoktu. Düşündüğüne razı, Allah razı olsun. Yani bu kadar. O advokat da kabul edemedi, sizin advokat olmadı. Yok, Sosu, e e zaten advokatım olmak için değil. Benim neye ah, ihtiyacı şey. var? O benim için ne diyebilir? Onu göndermişti. Terör örgütleriyle içli dışlı olan Mansimov'un öz kardeşini bile dolandırdığı da ortaya çıktı. Kardeşi Marif Mansimov, abini dolandırıcılıkla suçlayıp şikayetçi oldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kardeş Mansimov, abi hakkında ağır ithamlarda bulundu. Suç duyurusunda abi Mübariz Mansimov'dan 17 yıl önce satın aldığı Beşiktaş Ulus'taki villasının tapusunu alamadığını, Mansimov'un bu villayı borçlarına karşılık bankaya devrettiğini ortaya çıkardı terör örgütüyle ilişki kurarak Türkiye'ye ihanet eden Mansimov'un ailesine de ihanet ettiği gözler önünde.